Tornavidayı ver bakalım çırak. Buyur usta. Sapını koyacaksın, sapını. Aferin. Ben kıracağım anne, ben kıracağım. Tamam, mutfağa gel. Kolay gelsin. Sağ ol Zeynep. İçime sinmedi anne. Elimdeymişken kilidi milidi hepsini değiştirdim. Ha, eline sağlık. Daha sen. Vazifim. Hadi dedene sıcak bir ekmek al. Dedemin açmalarından da ver bana de. Hı. Tamam mı İsmet abi? Al. Üstünü vermem ama. Tamam kalsın üstü sende. Aç dayım aç. Dedemi açma alacağım. Aslan parçası. Al bakayım ceketini. Aferin koş. Günaydın babam. Günaydın. Annen nerede? Mutfaktadır herhalde. Öyle mi? Teyze. Biliyor musun dedemi salıverdiler. Çünkü benim dedem iyi bir insan. Bakalım daha suçsuz demediler. Çok bilmiş. Kart kaba kağıt. Delikanlı. Nazip, dedeni beklemedin. Ben sana demedim mi bugün el ele gezeceğiz diye? Kusura bakmayın. Delikanlıyı bir akrabama benzettim de. Orhan nerede? Bülent çıktı baba. Pasaja gitti. Orhan? Kalkmıştır. Gelir şimdi. Kızım hadi sen de gel de okula geç kalacaksın. Ya anne bugün gitmesem. Niye? Geç bile kaldım aslında. Baba seni bırakıp gidemiyorum ki. Ya eve geldiğimde seni bulamam diye korkuyorum. Hadi 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 hadi. Dersen kaçmak yok. Ben buradayım Allah'ın izniyle. Hadi ya. Evet anne. Sen hiç içeyim ya. Ha? Hadi Merhaba Nazif abi. Geçmiş olsun Nazif abi.
bekliyorum. Gelirim İsmet. Hoş geldiniz. Kolay gelsin. Eyvallah. Hayırlı işler. Sağ ol Halil abi, sağ olsun. Sağ olun, sağ olun. Günaydın usta. Günaydın. Günaydın Azmi. Neden girmiyoruz? Gel bakalım Nazife. Bak bu işi sağ ayağınla geçeceksin. Anladın mı? Bak dedene. Sağım sana ısmak, solum sofan. Aferin sana aslan parçası. Sen önlüğünü iş çok. Benim çıkmam gerek baba. Daha yapmam gereken işler var. Daha dava bitmedi tabii. Devam ediyor. Haklısın. İnsan hürriyetin havasına, rüzgarına çabuk kaptırıyor kendini. Benim yapabileceğim bir şey var mı? Yok babam. Sen güneşin tadını çıkar. Hadi sana kolay gelsin. Sağ olasın babam. Delikanlı. Dedene iyi bak. Allah'a ısmarladık. Güle güle dayı. Kaya gidebildiniz mi? Maalesef gidemedim. Çok çalıştım. Hep beraber gitsek ne güzel olurdu Hakim Hanım. Evet, çok güzel olurdu. İyi çalışmalar size. Teşekkürler. Şimdi.
Günaydın Hakim Hanım. Günaydın Salih Bey. Gelin. Salih Bey neredesiniz siz? Geç kalacaksanız bari haber verin. Feride. Çok fena bir şey oldu. Ne oldu? Aklımdan çıktığın tek bir an bile yok. Ne yaptın sen bana böyle? Değilsin sen. Ama Salih yapmayacaktım böyle. Adliyede uzak duracaktık birbirimizden. İş arkadaşı olacaktık sadece. Tamam haklısın, ne yapayım? O günden sonra ilk defa bu kadar ayrı kaldık. İstem etmeyeyim diyorum ama... ne aradın ne de sabahtan geldin. Hayır, seni arayabileceğim telefon numarası da yok. Olsa en azından ararım. Halim vaktin nasıl onu öğrenirim. Kafamda bir sürü soru, kalbimde endişeler, öyle bekliyorum. Haklısın. Çok soru, az cevap var. Ama geçecek. Bak iyi şeyler oluyor. Bakarsın bizim için de güzel bir şeyler saklıdır. Madem öyle diyorsun. Salih. Hı. Yarın babamın doğum günü. Sen de gelir misin? Ailem seni tanısın istiyorum. Ziyadesiyle yanlış zamanda karşılaştınız. Bir de malum ben evin tek kızıyım. Babam biraz itina ediyor. Ama seni tanırsa eğer sana da bana da güvenecek. Güzel düşünmüşsün. Ama hususi bir gün. Babanın beni görmek isteyeceğinden emin misin? Evet. Babam sürprizlere bayılır. Hem bu zaten aile arasında ve yakın dostların katılacağı bir akşam olacak. Mesafe yok, resmiyet yok. Bu benim için çok mühim Salih. Armağan da almak gerek. Bir dakika. Senin vaktin olmaz diye... ben hediye alırken... senin için de aldım. Hmm. Senin babama hediye. Çok güzel seçmişsin. Bundan sonra her şeyi kaydederiz. Fevkalade. Kimden ne geldi, kime ne gitti, hepsini kaydederiz. Sen şunu da yaz. Kimse sizler yurduna gidecek. Dalyan baba çok yufka yürekli bir adam. Pamuk. Seni burada görse var ya şimdi bu koltukta otururken nasıl gururlanır. Ne de olsa gözünün nuru. Kibar Nazif'in oğlusun öyle mi?
Sayende şükür göreceğiz Allah. Selamı söylersin. Lakin şimdi benim kaçmam lazım. Hop. Daha bitmedi. Şu yüzlüğü de al bakalım. Bu nereye? Sana. Bundan sonra mesai arkadaşıyız. Halden anlarız. Birbirimizi kollayacağız. Eyvallah. Eyvallahlar bizden. Bulduğum adrese gittim. Nihan Hanım yoktu. Ya yine evini terk etmek zorunda kaldı. Ya da yanlış vakitte gittim. Nihan Hanım'ı bulsak ne soracaksın ki Salih? Bilmiyorum. Ama bize bir yardımı dokunacağı muhakkak. Belki de rahmetli Süleyman Bey'in hasımlarını biliyordur. Eğer bir şey çıkar diyorsan yine git. Ama bana küçük bir umut gibi geliyor. Feride. Hı. Nazif Kara artık dışarıda. Düşünsene ailesi ne kadar mutludur şimdi. Tutsakta alışamazsın. Lakin hürriyet öyle mi? Bir günde bile hiç hapse girmemiş gibi hissedersin. Şimdi ben gerçek katili bulamazsam, o adam tekrar hapishaneye dönecek. Ailesi darma duman olacak. Ben bunun vebalini çekemem. Salih, yine kendini adliyeden, polisten sıyırdın. Müsterih ol, biz rehavete kapılmadık. Hakikat neyse aramaya devam edeceğiz. Yalnız benim senden bir ricam olacak. Ne istersen. Dün gece Nazif Kara'nın evinin önünden geçtim. Öyle mi? Hı hı. Hatta Melih'e uyup az kalsın kapılarını çalacaktım. Sonra kızdım kendime. Ben yapmam çünkü böyle şeyler. Sanıklarla duygusal bağ kurmam. Ama Melih de sen de o kadar çok anlattınız ki Nazif Kara'yı. Melih'le de konuştum. Lütfen sen de yapma artık bunu. Bu davanın sağlığı açısından iyi değil. Davayı ilgilendirmeyen ya da ileri götürmeyen yorumları lütfen kendine sakla. Nasıl istersen. Acıkmadın mı? Acıktım. Hadi inelim aşağı. Yok, yemekhanede yemeyelim. Yan yana oturamıyoruz, göz göze gelemiyoruz. Peki, peki. Hadi o zaman hiç vakit kaybetmeyelim. Çıkalım. Tamam. Sağ olasın Kemalettin. Yakma elini. Ben yapardım Salih. Böyle ahu gözler görmemiştim hiç. Deme öyle, utanıyorum. Sana utanmak da çok yakışıyor. Hep böyle kalsak. Sadece ikimiz. Salih. Babamın doğum gününe geleceksin değil mi? Tamam. Boş ver, davet etmedim sahip.
Feride. Tamam Salih. Konuşmayalım. Yemeğimizi yiyelim. Sen ne inatçı bir şeysin böyle Feride. Anlamadan dinlemeden yargılıyorsun. Hani bırakmıştın peşin hükümlerini? Allah Allah, ben mi kabahatli oldum şimdi? Seni babamın doğum gününe çağırıyorum, benim için mühim diyorum ama sen hiç oralı değilsin. Yokmuş gibi davranıyorsun. Bu kadar mı yani? Bu kadar basit mi senin için Salih? Feride, nereden ne sonuca vardın? Geleceğim diyorum. Yok artık, geçti. Ben söylüyorum diye niye geliyorsun? Gönlün olmayan bir şey ben yapmanı istemem. Allah Allah. Başladık yine. Tabii suç bende. Niye konuşuyorsun ki? Niye soruyorsun? Sus otur değil mi? Niye çağırıyorsun babanın doğum gününe? Sus otur değil mi? Salih Bey'e sorma hiçbir şey. Salih Bey kızar çünkü. Salih Bey sinirlenir. Her şeyi görevinden ötürü yapıyor diyorum ama hayır öyle değil işte. İstemediğin için gelmiyorsun. Söyle bana. Söyle gelmek istemiyorum de. Seninle bu kadar yakın olmak istemiyorum de. Başka türlü susmayacaktınız Hakim Hanım. Ben bir yere gelirim diyorsam gelirim. Gelmek istemediğim bir yerde kimse beni zorla götüremez. Siz bile hanımefendi. Anlaşıldı mı? Anlaşıldı. Gözlemeliyim. Nüfus İdaresi'ndeki arkadaşımdan haber geldi. Nihan Hanım'la ilgili bilgi verecekler. Sağ ol Bahar'cığım. Teşekkür ederim. İyi akşamlar, ben çıkıyorum. Size de Hakim Hanım. Geç olmuş. Ümit abi müsaaden olursa ben de çıkabilir miyim? Estağfurullah avukat bey. İşin bittiyse tabii çıkabilirsin. Teşekkür ederim. İyi akşamlar. Çıtlandık görüşürüz. Ah, ah. Aşk ne güzel şey. Nereden çıktı bu şimdi kızım? Aman Ümit abi. Yok. Boş ver, yok bir şey. Hakim Hanım, çıkıyor muydunuz? Evet, bir şey mi vardı Savcı Bey? Nazif Kara davasında iddianameyi okudum. Dosyayı da çalıştım. Ancak size bazı sorularım olacaktı. Yarın görüşsek? Ziyadesiyle az vaktinizi alacağım. Sabaha kalmayacak kadar mühim. Anladım, peki. Odamla görüşelim o zaman. Etseydin. Kusura bakmayın Salih Bey. Mehmet Sahin Bey sizi çağırıyor. Dedim o vakit. Buyurun Salih Bey.
Ben size kendimi anlatamadım korkarım. Hastanede sizi uyarmıştım. Kızımdan uzak durun demiştim. Görüyorum ki kelimelerimin sizde pek tesiri olmamış. Siz Feride'nin babasısınız. Size saygım sonsuz. Salih Bey, sizi kızımın adını telaffuzdan bile men ederim. Senin niyetin... Maksadınız ne bilmiyorum. Lakin kızımla olan alakanız beni ziyadesiyle sinirlendiriyor. Ben sinirlenince de diğer babalar gibi bağırıp çağırmam. Hiddetim yakar geçer. Salih Bey, siz zeki ve donanımlı bir zatsınız. Beni anladığınızı düşünüyorum. Bu vakte kadar Feride'yi serbest bıraktım. Hürriyetine ve kararlarına karışmadım. Lakin neticede bir babayım. Ben ne dersem o olur. Sizi kızım için tehlikeli görüyorum. Oh. Bu arada Feride bir işgüzarlık yapacakmış. Bilmiyorum size iletildi mi? Sizi aile yemeğine çağıracakmış. Bu davet size iletildi mi, haberiniz oldu mu bilmiyorum. Ama bu yemekte kesinlikle sizi görmek istemiyorum. Bilmem anlatabildim mi Salih Bey? Ayrıca bu buluşma hiç olmadı. Bu konuda kızımla aramıza girerseniz, onu bana karşı doldurursanız, neticelerini düşünmek bile istemiyorum. Benim söyleyeceklerim bu kadar. Geldiğiniz için müteşekkirim. Zaten sofrayı ben toplarım artık, hadi. Olur canım, beraber yiyelim, beraber toplarız. Peki. Elinize sağlık. Fevkaladeydi her şey. Afiyet olsun. Bir müsaade edecek mi geçeyim? Elimde kaldı bunlar. Buyur. Sağ ol. Ben bakarım. Alo. Feride merhaba. Salih. Aşk olsun, niye arkamdan gelmedin? Ne kadar çok aradım seni. Bahçede dolandım durdum. Buluşacak mıydık ki? Evet. Çay bahçesinden dönüşte konuşmuştuk ya, tabii ki buluşacaktık. Kaleme geldim sana işaret vermek için. Ben hiç anlamamışım, kusura bakma. Tamam.
Bu seferlik böyle olsun. Affedildin ama bir daha olmasın. Desene borçlandım sana. Feride, sabahtan buluşalım mı? Sana anlatmam gereken mühim şeyler var. Yok, bu sefer başka bir yere gidelim. Hisar'daki çay bahçesine gidelim mi? Nüfustan bir haber gelsin bakalım. Gerçi uzar da uzar o iş. Şu kadına bir ulaşsak iyi olurdu. Bu akşam işten çıkınca uğrarım yine. Senin canı sıkın aslanım. Feride'nin babası. Yine ne gönderdi bakan bey? Bu sefer beni karşısına çekti. Hiza vermek istiyor. Sen ne yaptın? Adama saldırdın deme sakın. Sen kendini tutamazsın çünkü. Öyle bir tuttum ki abi. Mahir olarak karşısında durabilsem. Seviyorum Feride'yi derim. Ne Feride'yi ne de kendimi ezdirmezdim. Sevdiğim kızın babası bile olsa ne gerekiyorsa söylerdim abi. Ama ben kimim? O adam beni kim olarak biliyor? Niye karşısın diye bile soramadım ki. Bir şey demedi mi? Tehlikeli oldum kanısında. Muhtemelen o da beni iç işlerinden zannediyor. Bu iş giderek Arap saçına dönüyor abi. Dönüp arkamı Feride'den uzaklaşmam gerek. Ama yapamıyorum. Ondan geçemem. Bir yandan da hiç olmadığım kadar mutluyum Erdal abi. Aç çıkalım abi. Gel burada yine. Günaydın. Günaydın. Evet. Ne konuşacaktık? Evvela bir karnımızı doyuralım. Ben korktum ama şimdi. Ertelediğine göre kesin kızacağım bir şeyler konuşacağız. Ama bence de önce kahvaltı edelim çünkü çok açım. Bakar mısın? İki kişilik kahvaltı istiyoruz. Sağ olun, elinize sağ olun. Dinliyorum Salih Bey. Kaçış yok, anlatacaksınız. Feride. Dün gece ben biraz düşündüm de. Bu akşam babanın doğum gününe gelmesem daha iyi olacak. Salih, hayır, anlaşmıştık. Evet, anlaştık ama bir şeyler değişti. Ne değişti? Yaparak seni çok mu zorluyorum? Belki de bana olan hislerin zannettiğin kadar güçlü değildir. Hayır, sakın. Bizimle hiçbir alakası yok. Sana söylediklerim bana yaşattığın aşkın yanında hiç kalır. İnan bana. Sana inanıyorum. Ama eğer bu akşam babamın doğum gününe gelmezsem ben gerçekten çok üzüleceğim. Yüzünü dökme hemen. Geleceğim. Söz mü?
Sor. Senin için geleceğim. Tamam o zaman. Hakim Hanım değil mi ama? O kendisi. Mahir nasıl yapar bunu?